Ah benim güzel çiçeklerim, canım çiçeklerim. Bugün ne kadar da güzel görünüyorsunuz. Maşallah size, maşallah. Oh, ne kadar güzel. Hep böyle güzel güzel çiçekler açın. Tabii kiminize de böyle ağaç tohumları ektim. Yakında kocaman bir ağaç olacaksınız. Oh, ne kadar güzel meyveler, sebzeler vereceksiniz bizlere. Ha, da unutmadan hemen suyunuzu da getirin de şöyle güzel bir sulayayım ben sizi. Olur. Sen suyumuzu ver, biz de büyüyüp sana meyve verelim. Tabii ki veririm efendim, tabii ki veririm. Siz benim en güzel çiçeklerimsiniz. Bol bol su getiririm ben size şimdi. Ver tabii ver. Ama sadece su olmaz. Yemek de ver bize, acıkıyoruz. Ha, ben bunu hiç düşünemedim. Doğru, evde ıspanak yemeği vardı. Hemen onu ısıtıp da getireyim ben size. Ne? Yemek mi? Anam, bismillah. Bunlar benimle konuşuyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Hay Allah, bir an hayal gördüm herhalde, Çok konuşmuyorlardı. konuşma, bize yemek getir. Allah, bunlar vallahi konuşuyor benimle. Olur, ben size gideyim de yemek getireyim. Çiçek yemek mi yermiş? Dur, vazgeçtik. Sen niye sürekli bizim yapraklarımızı, bazı dallarımızı makasla kesiyorsun ha? Söyle bakayım. Aman efendim, sizin bazı yapraklarınız çürüyor zamanla, böyle dallarınız da çürüyor, kırılıyor. Onları kesiyorum ki daha çabuk büyüyesiniz ve daha güzel olasınız diye. Ya işte böyle. Demek sen bize çirkin diyorsun. Ay Allah. Şimdi biz de senin burnunu ısıralım da gör bakalım. Yapmayın, yanlış anladım. Anlarsın o zaman. Yanlış anladınız, yapmayın. Ben size öyle şeyler yapar mıyım canım? Ben size öyle şeyler yapar mıyım? Aman efendim, Isıracağım. ısırmayın beni, durun kendinize gelin. Allah'ım, ben ne desem yanlış anlıyorlar. Çık. Bismillah. Aman, ağaç Kenan Efendi, Kenan, aman Kenan ağacı. Aman Ya. Kenan Efendi. Of, kurtarın beni bu çiçeklerden, ben çok korkuyorum. Ne oldu Bahçıvan Efendi, hiç çiçeklerden korkulur mu Korkulur, bunlar normal çiçek değil efendim. Bunlar benimle konuşuyor, yemek su istiyorlar benimle. ya? Efendim öyle şey mi olur ya? Sizinle konuşan bendim, size şaka yapmak istedim. Ya çiçeklerle o kadar güzel konuşuyordunuz ki imrendim doğrusu. Hay Allah, şimdi yani çiçekler, bu çiçekler benimle konuşmuyor mu? Siz mi konuştunuz? Sizinle konuşan bendim efendim. Oh, rahatladım ama. Ama aslında çiçekler de konuşur. Tabii konuşuyor. Ne, konuşur mu konuşmaz mı, Hatta bir karar verin efendim, korkutmayın beni. bütün bitkiler O konuşur. zaman bunlar beni doğru bir şekilde tehdit ettiler. Yok efendim öyle değil. Orada sizinle konuşan bendim ama bitkiler bizim gibi sesli konuşmazlar. Nasıl konuşurlar efendim? Kafamı karıştırdınız. İyice konuşuyorlar mı, konuşmuyorlar mı? Bir karar verin. Kaçayım mı, durayım mı? Neyse ben seni biraz fazla korkutmuşum anlaşılan Bahçıvan Efendi. Çok özür dilerim, kusuruma bakma. Niyetim sadece şaka yapmaktı. Biz gel seninle şöyle biraz dolaşalım, dolanalım dışarıda. Senin de korkun bir geçsin. Sana böyle bitkilerle ilgili çok güzel şeyler anlatacağız. Olur, gidelim zaten, iyice aynı düşüncede kalıp Hadi durmaya hemen başladım. gidelim, havan değişsin. Gel bakalım Bahçıvan Efendi. Of ama. Şimdi daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne kadar çok korktum, kendi bahçemden yıllardır baktığım çiçeklerdi ya, böyle şakalar yapılır mı efendim? Korkuttunuz beni. Ya vallahi kusuruma bakma. Amacım sadece şaka yapmaktı. Tamam, ama iyi şaka yaptım ya, böyle çiçekler konuştu zannettim ya. Hay Efendim, Allah. çiçekler zaten konuşur. Tabii bakın, konuşur deyip durmayın, ben korkup duruyorum, böyle yapmayın Kenan Efendi. Ya korkacak bir şey yok Bahçıvan Efendi. Yani bak bu bitkiler, ağaçlar falan hani böyle meyveler vererek, çiçekler açarak bizimle konuşmuş oluyorlar zaten. Ha, doğru söylüyorsunuz. Böyle hal diliyle konuşmuş oluyorlar Evet. bizimle. Böyle güzel yapraklar açarlar. Günümüzü, etrafımızı, evimizi, bahçemizi süslerler. Tabii doğru söylüyorsun. Tabii bir de meyve sebze verirler bize ya. Tabii Doğru, bu ki. şekilde bizim ihtiyaçlarımızı karşılayarak bizimle iletişim kurmuş oluyorlar. Bak çok doğru söylüyorsun. Ama bizim ihtiyaçlarımızı Allah'ın verdiği emirle karşılarlar. Bir düşünsene Bahçıvan Efendi. Toprağa küçücük bir tohum atıyoruz ve o topraktan kocaman ağaçlar çıkıyor. Ve bu ağaçlardan
Rengi farklı, şekilleri farklı, özellikleri farklı, tadı, kokusu, her özelliği farklı meyveler çıkıyor. Ne kadar büyük bir mucize değil mi bu? Çok doğru söylüyorsun yahu. Ben hiç böyle düşünmedim aslında, biliyor musun? Toprağın içerisinde makina yok, fabrika yok. Evet. Ama böyle bir sürü meyveler veriyorlar bize ve ihtiyacımız olan vücudumuzun ne kadar vitamin ihtiyacı varsa hepsini çeşit çeşit meyveler üreterek bizim o ihtiyacımızı karşılıyorlar. Hay Allah ya, Allah'ın hikmetini görüyor musun? Bu nasıl oluyor diye merak ediyorsun değil tabii mi? Tabii canım, insan merak ediyor haliyle. Bildiğin toprak yani, böyle cansız bir şey ama. İşte öyle diyorsun da, şimdi bizim ihtiyaçlarımızı bilen, bizi gören, atomlara, zerrelere hükmeden, bizi yaratan, yoktan var eden, dünyayı bizim için hazırlayan, sonsuz ilim ve kudret sahibi Rabbimiz var. Bütün bunları O yaratıyor. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Rabbimiz böyle ihtiyaçlarımızı ne kadar da güzel biliyor değil mi? Ya. Ve bunları karşılamak için böyle bitkilere emir veriyor, görevler veriyor ve bitkiler kusursuz bir şekilde bize görevini yapıyor. Halbuki o emir gelmese kuru odundan farkı kalmayacak. Emri aldığı için ve Allah'a karşı görevini yapmak için o kuru odun bize yemyeşil çiçekler açıyor, yemyeşil yapraklar açıyor, çeşit çeşit meyveler veriyor yahu. Hayır, Allah razı olsun senden. O kadar yıllardır bitkileri bakıyorum, besliyorum, seviyorum ama hiç böyle düşünmemiştim. Senden de Allah razı olsun. Ne kadar güzel şeyler söyledin. Bak çok hoşuma gitti. Bak bunlar da benim aklıma gelmemişti. Ya mesela. İşte insan böyle düşününce ne kadar güzel şeylere ulaşıyor. Ya. Hay Allah razı olsun senden. Senden de Allah razı olsun. O zaman sen bitkilerinin başına git. Ben de işimin başına geçeyim. Tabii ya, bundan sonra bitkilerime çok daha farklı bir düşünceyle, gözle bakarak besleyeceğim onları. Tabii ki, mutlaka. Haydi mutlaka. Kal selametle. Hadi kal sağlıcakla. Kolay gelsin.